yaşayacağını düşünüyorum. Hatta Merkez Bankası'nın istikrarı sağlamak için önlem yüklemeli faiz arttırımlarını daha fazla yapması gerektiğini de düşünüyorum. Belki 2021'in ilk çeyreğinden sonra faiz indirimlerini bu vesileyle geçebilir ama şu anda faiz arttırımı baskısı devam ediyor ve ihtiyacı da devam ediyor. Peki bu neyi getirecek? Bir, kredili tüketim neredeyse sıfıra düşecek. Tüketim kredileri üzerinden söylüyorum. Evet. İki, taksit ödenecek, mevcut kredi taksitleri ödenecek. Bu ne demek oluyor? İş tüketimde ciddi bir duraksama olacak. Bakın, dün işte perakende tüketim açıklandı, sanayi üretim endeksi açıklandı. Hem perakende tüketimi hem sanayi üretimi hala canlı. Canlı nereden canlı? Helikopter para dağıttık yaz aylarında. O paraların dolaşımı hala devam ediyor. Bunların bir an önce çekilmesi gerekecek. Peki bu çekilince vatandaşa bakıyorsun, çalışan sayısı 26-27 milyona düşmüş. Düşmüş ama çalışılan saat sayısı daha fazla düşmüş. Vatandaşın eline geçen ücret, işte kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izinler gibi. Biliyorsunuz ücretsiz izne gönderilen vatandaş, asgari ücret 2300 lira alıyorsa ücretsiz izne gidince 900 küsür lira alıyor. Kısa çalışma ödeneğinde 1600 lira falan alıyor. Vatandaşın yani çalışanların, tüketim yapabilecek çalışanların gelirinde düşüş var. Bu sarmal bizi otomatik olarak daha durağan, hani esnaf diliyle söyleyelim. Bugün siftah yapamadık diyorsa vatandaş, 2021'in özellikle ilk yarısında hiç siftah yapamayacak. Bugün dükkanda kimse gelmedi veya 3-5 müşteri geldi diyorsa 2021'in ilk yarısında belki de hiç müşteri gelmeyecek. Çok daha sıkıntılı geçecek esnaf açısından. Genel anlamda dış ticaret üzerinden de söylersek büyüme iki türlü. Ya içeride malı satacağız ya dışarıda malı satacağız. Başka türlü uzaya 4 şeritli yol yapıp uzayda aya yapma satış imkanımız Berat Bey gidecek ortadan kalktı. Şimdi o yolu yapacak müteahhit de hazine garantisi istiyor. Aya 4 şeritli otobanı yapmayı. Onun da hazine garantisini verebilecek şeyimiz yok. Çünkü o yolun etrafında arsa yokmuş Atilla Hocam. Yani arsa olsaydı biz Aya da 4 şeritli yolu yapardık. Merak etmeyin. Yani Kanal İstanbul'un etrafında arsalar bol olduğu için Aya 4 şeritli yolda arsa yokmuş. Ona uyandık. Ne yapacağız bu sefer? Ben şimdi Laçin koridorunda toprak ayarlamaya çalışıyorum. Siz devam edin. Evet. Evet. O da önemli bir şey. Önemli bir nokta. Şimdi dışarıya mal satmaya geldiğimiz zaman ne yapacağız? Dışarıda bakıyorsunuz Amerika ile sorunumuz var. Avrupa Birliği ile sorunumuz var. Körfez ile sorunumuz var. Bakın Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin en son Ekim-Kasım verilerinden bakıyor. Suudi Arabistan'a ihracatta sert düşüş var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde sert düşüş var. Hadi bunları biliyoruz Mimli. Türkiye İhracat Meclisi'nin hazırladığı önceki yıl bir video vardı. Şer güçler, büyük güçler filan. Madem biz bunu diyoruz onlar da derler. Yani bizim Türkiye İhracatçılar Meclisi hazırlamıştı. Şimdi onu hazırlayan genel sekreter de OECD temsilcimiz oldu biliyorsunuz. Şer güçler teorisyeni. Evet, şer tabii, çok tabii. Güzel. Yani şer güçler teorisyenimiz OECD temsilcimiz oldu. Cepheye sürdüler yani. Şer güçleri cepheye sürdüler. Cepheye sürdük cepheye. Bir dönem Varlık Fonu Başkanlığı'nı da yürütmüştü sayın temsilcimiz. Dolayısıyla biz böyle bir ülkeyiz. Hadi burayı geçtik. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni geçtim. Atilla Hocam Libya'ya düştü. Libya'ya. Mısır'a düştü. Fas'a düştü. Cezayir'e düştü. Evet, hepsi Libya yok, ve Cezayir tabii, burada tabii. Çok önemli. Tabii. Yani dolayısıyla şimdi dünyada ben çıkıyorum Atilla Bey. Ben çıkıyorum diyorum ki bir tek ben doğruyum. İktisatta şu anda konuşuyorum ya. Ya Atilla Bey siz bir şey diyorsunuz ama yanlış söylüyorsunuz. İşte öbür ekonomist arkadaşlar, uzmanlar yanlış söylüyordu. Herkes yanlış. Bir tek ben doğruyum. Otomatik olarak bir noktada ne dersiniz? Ben %100 gerçekten doğru söylediğim yerde de bu sefer şeyim geçmez, itibarım geçmez. Nitekim Türkiye'nin Yunanistan'la Akdeniz'de yaşadığı sorunda söyleyeyim. Yani bazı konularda %100 haklı olmamıza rağmen artık itibarımız gitti. Çünkü sürekli ey demek, sürekli yani Merkel'i nelerle suçladık? Yani bu cümleler elbette karşılıksız kalmıyor. Ticarete yansıyor, ticarete yansıyor. Unutmuyorlar, ticarete yansıyor. Ticarete yansıyınca da bizim yani alt gelir gruplarının özellikle refahına yansıyor. Yani ey cümleleri vatandaşa fakirlik olarak geri dönüyor. Bunu bir anlayabilsek sanırım biraz daha realist olacağız ama
Bunu anladığımız dönemde zaten demokrasi de yerleşecek ülkede. Biraz daha yerleşecek. Çünkü şu anda Türkiye'de demokrasi, seçimler niteliğinde baktığımız zaman ciddi şeyler var. Yani ciddi eksiklerimiz var. Çünkü demokrasi birey ve olayları fazla algıyı analiz ettirmeyi gerektiriyor. O açıdan biraz daha böyle bekleyeceğiz. Ben kısaca 2021'in özellikle ilk yarısının, nasıl ki bu yılın ikinci yarısı beklenenin üzerinde olumlu geçiyorsa, dün sanayi üretimi, perakende tüketimi aynı şey geçti. 2021'in de özellikle ilk yarısının reel ekonomi açısından, vatandaş açısından beklenenin aksine daha sıkıntılı, daha durağan geçeceğini bekliyorum. Şimdi böyle biraz genişçe aldım. Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki kısaca söylenecek gibi değil İbrahim Bey. Peki evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Lütfü Elvan Bey de tekrarlıyorlar, reform, gerek ekonomi gerek siyaset alanındaki reform vaatlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İçeriği konusunda bilginiz var mı? Samimiler mi? Gerçekleşme oranı ne olur? Çok soru. Şimdi samimiyetle başlayacağım. Samimiyet mi yoksa zorunluluk mu derseniz, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasına baktığımız zaman bunun samimiyetle değil zorunluluklu olduğunu görüyoruz. Dış siyasal iklimdeki değişim dedi. Dışarıdaki değişimler. O dışarıdaki değişimlerin en büyüğü de Amerika'daki seçim. Biden'ın seçimi yani. Biden'ın seçimiyle beraber reform ihtiyacı ortaya çıktı. Yani dışarıda olmasa içeride reformu biz aklımıza bile getiremezdik. Samimilerinin bir başka göstergesi o, piyasa inanıyor mu? Vallahi yabancılar açısından bir sıcak para akışında bunu görüyoruz. Bir miktar yabancılar buna inanıyor. Ama yerli açısından derseniz yabancı para mevduatları tam tersi şeyi söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Türkiye'de siyaset özellikle son 3-4 yılda ne söylüyorsa veya şöylesin, ne yapıyorsa tam tersini söyledi. Birçok alanda. Yani antidemokratik uygulamalar şiddetlendikçe bakın demokraside ne kadar dünyaya örnek ülkeyiz denildi. İşte gazeteciler, fikir sahipleri ne kadar hapse giriyorsa bakın dünyada ne kadar özgür ülkeyiz denildi. Hazineden hazine garantili müteahhitlere ne kadar çok para aktarılıyorsa bakın biz millete ne kadar sosyal yardımda bulunuyoruz denildi. Yani ben şöyle tanımlıyorum bunu. Türkiye'de bir 3-4 yıldır, özellikle son 2-3 yıldır siyaset kuzey diyorsa anlayın ki güneydi. Siyaset beyaz diyorsa anlayın ki siyahtı. Yani icraatla söz tam tersi oldu. Şimdi buna baktığınız zaman reform denilince yerli yatırımcıyı aldı bir korku. Aldı bir korku. Kasım ayında işte 6 milyar dolar civarında döviz aldı yerli yatırımcı. Dışarıda reformu, yani yabancılarda biliyorsunuz özellikle Amerika'da bu çok daha yaygındır. Hani beyan önemlidir. Beyan esastır. Bizde beyanı kimse esas almıyor çünkü beyanın esas olmadığını herkes biliyor. Avrupalı, Amerikalı bir miktar beyanı esas alıp para getiriyor ama Allah razı o paranın olsun, kat kat fazlasını yerli alıyor. Ha, gönül ister ki Türkiye'de de beyan esas olsun. Türkiye'ye de gerçekten yabancı yatırımcı da gelsin. Türkiye'nin sorunu yabancı yatırımcı değil şu anda. Yani bizim temel sorunumuz yerli yatırımcı. 2015 yılından bu yana Türkiye'de makine teçhizat yatırımı olmuyor. Evet, durdu. Yani şimdi son çeyrekte bir baz etkisiyle artış olmuş, şu olmuş, bu olmuş ama biz şunu biliyoruz. Türkiye'de mevcut sanayi üretim ve mevcut ekonomik çalışma kapasitesi, istihdam kapasitesi 28-29 milyonlarda kaldı. Bunun üzerine V dediğimiz şey 2018'den beri biz bunun altındayız. Pandemi olmasa bile bunun üzerine çıkamıyoruz. Yani V'nin bir türlü o üst bandından yukarıya çıkamıyoruz. V'yi tamamlıyoruz, bir daha V, bir daha V, bir daha V. Onun için ben uzun yıllar önce bu ekonomide V değil de bir bunalım dönemi. Yani kağıt üzerinde küçük büyümeler gözükse bile uzun bir durgunluk dönemi yaşayacağımızı bekliyordum. O aşağılarda debelenip duracağımızı düşünüyordum. Ben açıkçası yatırımcı gözünde bu yabancı yatırımcının birkaç milyar dolar getirmesi, bunun da büyük kısmını hisse senedine getirmesi, bunun bir kalıcı etkisi olacağına inanmıyorum, düşünmüyorum. Reform cümlelerinin de zorunluluktan dolayı dışarıya dış görünme, yani bugün dışarıya
Anadolu'ya gidin, Anadolu'da vatandaş şunu görüyor. Zannediyor ki biz Merkel'e, ey Merkel, ey Biden, ey Macron, ey hepsini dize getirdik zannediyor. Oysa işte gemileri limana çektik Akdeniz'de. Füzeleri depoya kaldırdık. Cümleleri de yüreğimize çekmeye çalışıyoruz. Şimdi bir ona alışmaya çalışıyorlar. Bütün geri adımları atarak bir şey kurmaya çalışıyoruz. Diyalog kurmaya çalışıyoruz. Yani patron para sende, bende para yok. Ya kusura bakma, önceki gün falan böyle biraz sert çıktık, bağırdık falan. Ey Atilla, ey Yeşilada falan dedik ama ya biraz işte konuşalım edelim falan diye yaklaşıyoruz şu anda. Yiyecek mi yemeyecek mi bakacağız. Reform o olacak yani. Reform bağırmak yerine sulh olmak. O bile bir şeydir aslında. Bir şey noktaya daha dikkat çek. Bir noktaya daha dikkat çektiniz. Laf lafı açıyor. Köşe yazılarınızda da görüyorum. Bu köyler gerçeği. İki şey. Siz bütçe görüşmelerini de yakından tamam, Allah kolaylık versin abi ya. Vallahi benim beynim iflas ediyor yani 10 dakikası. Şimdi iki nokta. Bir, biz bu yap işlet devlet kamu özel işbirliği oldu. Biz bunlara ne kadar garanti verdik? 2 senede cebimizden, yani hazinenin cebinden kaç para çıkacak bu adamlara 2021'de ve hafta sonrasında? Ya bunun rakamını bulmak o kadar zor ki, o kadar imkansız ki tam rakamını bulmak. Şimdi bir söyleme göre biz kamu özel işbirliği projelerine son 3 yılda yani 2021-22-23 toplam 100 milyar hazine garantisi ödeyeceği söyleniyor. İyi de hocam, yani bunların temeli atılırken kasadan tek kuruş çıkmayan diyen kadrolar bunu söylüyor. Yani tek kuruş çıkmayacak diyen kadrolar 3 yılda 100 milyar lira ödeyeceği söylüyorlar. Bu ne kadar gerçek olacak bilmiyoruz. Bence bunun çok daha üzerinde ödemeleri yapılacak. 2019 bütçe görüşmesinde Sağlık Bakanı temeli atılmamış, sözleşmesi yapılmamış şehir hastaneleriyle ilgili bir daha köye dayalı şehir hastanesi yapmayacağız dedi. Şimdi patır patır yeni köy şehir hastaneleri yapılıyor. Şimdi bu şehir hastaneleriyle ilgili 2 cümle söyleyeyim. Vatandaş zannediyor ki bunlar çok güzel bir şey. Efendim bak, yeni şehir hastanelere, yeni şehir hastaneleri eklendik. Ya bu pandemi olmasaydı Ankara'da aslında bunu yaşadı. Ankara bunu yaşadı. Şehir hastanesi açılan yerlerde şehir içindeki hastaneler kapatılma çerçevesinde bu şehir hastaneleri yapılıyor. Yani bu şimdi pandemi olunca bunu kapatmadılar şehir içindeki hastaneleri. Yoksa yani Ankara'da çok büyük sıkıntı yaşandı. 6 tane şehir içindeki hastane kapatıldı şehir hastanesi açılınca. Bütün Türkiye'de böyle olacak. Şehir içindeki hastaneler kapatılacak. Velhasıl. Şimdi gelelim mesela köprü işine. Osman Gazi Köprüsü çok tartışılıyor. İşte 1,5 milyar dolar. Japon firması ilk temeli atarken 2013'te 1,2 milyar dolar dedi buranın yapım maliyetini. Çevre yollarıyla beraber 1,4 milyar dolar. Faiz ekle, şunu ekle, bunu ekle. Maksimumu 1,6 milyar dolar. Verilen hazine garantisi 13 milyar dolar. Ha, bakan diyor ki şöyle... Bakan diyor ki 13 milyar dolar değil diyor, çok daha düşük, daha düşük. Atilla Bey, buranın sözleşmesi 2010'da başladı. 2009-2010, 35 dolar. Amerikan enflasyonu, kabaca söylüyorum, Amerikan enflasyonu oranında artıyor. Zaten 2016'da köprü açıldığı zaman 39 dolara gelmişti. Yani Osman Gazi Köprüsü'nde hazine garantisi 35 dolar hiç işlemedi zaten araç. 39 dolardan başladı. Şimdi 42 doların üzerinde... Ama bu gidişle 2035'e kadar işleyecek, mevcut oranı ekleyin üzerine 55 dolarlara gelecek o köprünün fiyatı. Ortalamasını aldığınız zaman 45-46 dolar. 46 dolar üzerinden hesapladığınız zaman günlük 40 bin araç. 40 bin araç günlük 2035 Ağustos'a kadar hesaplayın 2016'dan 13 milyar dolar. Ama işte bakan diyor ki mesela dün önceki gün meclis görüşmesinde açıklıyor Ulaştırma Bakanı. 4.6 milyar finansman var. Toplam projenin maliyeti, kağıt üzerinde açıkladıkları maliyeti 6.3 milyar dolardı. Onu 6.7'ye çıkarıyor. Onun da finansman maliyeti 4.7 milyar dolar diyor. Ya böyle bir Amerikan dolarına böyle bir faiz,
Acaba şöyle mi oluyor? Sözleşme 2008'de ihale oluyor, ihale şartnamesi çıkıyor. 2009'da mı ihale alınıyor? Kazma ama yani temel 2013'te vuruluyor. Acaba firmalar 2009'da krediyi aldılar, 2013'e kadar parayı depoda tuttular. Bence, ve bütün, şimdi yapım 2019'da bitti. Dolayısıyla bütün parayı da 2009'da alıp depoda tutup ona faiz mi işlettiler? Bir de mesela bir basit bir örnek söyleyeceğim. Bugün onu işledim köşe yazımda. Diyorlar ki bakım onarım gideri 2 milyar dolar. Atilla Bey, İstanbul'da iki Boğaz Köprüsü, eski Boğaz Köprüleri bunlar. Ve Marmara bölgesi, yani komple karayolları birinci bölge diyor. Marmara bölgesi, içinde Marmara bölgesindeki otoyollar, Bursa, Yalova, Sakarya, İzmit dahil otoyollar ve iki eski Boğaz Köprüsü'nün yıllık bakım gideri, Boğaz Köprülerinde büyük bakımlar olduğu zamanlarda artıyor bu. 250 milyon liraya ancak çıkıyor. Öbür zamanlar 200 milyon yani, liranın altında. Yani köprü maliyetinden daha fazla bakım gideri yapacaksanız köprüyü dinamitleyin, yenisini yapın derler adama. Evet. Şimdi bunlar hem yeni bitmiş köprü. Bakın yeni bitmiş. Otoyol yeni bitmiş. Köprü yeni bitmiş. 2035'e kadar 2 milyar dolar bakım onarım gideri. Bunun dünya standartları bellidir. %5 civarındadır maliyetin. Bu da aşağı yukarı 500-600 milyon dolar tutar. Nitekim karayollarının birinci bölge müdürlüğünün istatistikleriyle orantıladığımız zaman da 500 milyon dolar filan tutar maksimum burası. 500-600 milyon dolar bakım onarım giderinde 2 milyar dolara şişiriyor. Maliyetleri şişiriyor. Yani anlayacağınız bir köprü, bir otoyol bize 17 milyar dolara mal oluyor köprüyle otoyol birleşince. Böyle bir şey daha var. Pardon, sözünüzü kestim çünkü Zoom uyardı. 9 dakikamız kalmış. Biz ekstra kontür atabiliyor muyum bilmiyorum. Gelecek sefer onu da yaparım. Onun için şuraya gelmek istiyorum. Dün esnafa destek paketi açıklandı. Toplam büyüklüğü 5 milyar. Yani 700 milyon dolar ne diyor ne? Bu sizce yeterli mi? İflasları önleyebilir mi? Veyahut da işsizliğin daha fazla artmasını önleyebilir mi? Bir şey daha ekleyeceğim. Yani siz arzu ettiğiniz gibi cevaplayın. Başka nereden kaynak bulup da artık iyice aç ve sefil kalmış olan millete para aktarabiliriz? Bir kere şu, yani esnafa 5 milyar demek iki otoyola verilen, hatta iki otoyol değil, Osman Gazi yolunun biraz daha üzerinde bir para bu. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'na verilen ek hazine garantisinin üzerinde, biraz daha üzerinde bir para bu. Yani bir müteahhide verdiğimiz kadar bütün Türkiye'deki esnafa para veriyoruz demektir bu. Bir müteahhit bir tarafa işte milyonlarca, 2 milyon civarında Bağkurlu var SGK kayıtlarına göre. 2 milyon esnafa da o kadar para. Türkiye'nin bu pandemi mücadelesinde şunu biliyoruz. Yani biz vergi gelirleri, dünyada vergi gelirini enflasyonun üzerinde pandemi döneminde artıran başka ülke var mı acaba? Ben bilmiyorum. Yani 2020 yılı ilk 10 ayı vergi gelirleri %21.4 arttı Türkiye'de. Pandemide vergi gelirlerini artırdık biz. Millete, vatandaşa para dağıtmak yerine vatandaştan IBAN yoluyla olsun, vergi yoluyla olsun para topladık. Peki bu paralar nereye gidiyor? Vatandaşa verilen kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin destekleri, bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na, İŞKUR'a bağlı işsizlik fonundan, yani çalışanların biriktirmiş olduğu paradan veriliyor. Devlet başka bir para pandemiyle ilgili toplam daha önce 8 milyarlık bir harcama yapmıştı merkezden. Başka bir harcaması yok. Paralar vatandaşa gitmiyor. Hatta vatandaştan yüksek oranda da vergi toplandı. O zaman bu paralar nereye gidiyor? Vallahi bilmiyoruz. Yani gerçekten ben de bilmiyorum. Bu paralar nereye gidiyor, ne oluyor ben de bilmiyorum. Yani çok ciddi bir sorun var. Çünkü bu aşı hani başlayacak ama kışı kurtarmaz. Ve muhtemelen işte yılbaşında 4 gün kapanma. Bunun devamı gelecek diye düşünüyorum. Yanılıyorsam da söyleyin. Bu bütçeyle ve bu sokaktaki açlık ve sefaletle bunun ekonomik ve siyasi sonuçlarını da değerlendirin sonra ikinci bölümü yaparız ileride. Şimdi şöyle düşünüyorum, daha önce izah etmeye çalıştığım bir politika. Biz
pandemide vatandaşın ekonomiyi de düşünmek durumundayız falan derken damat grubunun açıklaması, Süleyman Orakçıoğlu'nun açıklaması üzerinden örnek vereceğim. Almanya'da mağazaları var onların da. Almanya'daki mağazaları pandemide kapanma döneminde işte hükümet mağazaları kapatıyor. Vatandaş dışarıya çıkmasın diyor. O mağaza sahiplerine cirolarının %70'ini hibe ediyor. Veriyor, devlet veriyor. Kıskandığımız, bizi kıskanan Almanya veriyor bunu. Hem de Türk şirketi. Bence Alman devleti biz vermeden idare ettiğimiz için kıskanıyor. Ulan nasıl beceriyor herifler? Nasıl ucuza kapatıyor? Vallahi evet. Ağlamak lazım ama ağlayamıyorum İbrahim Bey. Siz devam edin. Yani hocam aynen öyle. Ben Türkiye'de pandemi mücadelesini 3 cümleyle özetledim. Maske, mesafe, olmadı cenaze. Yani çok güzel söylemişiz. Maske, mesafe, MMC çözümü getirdik. Evet, yani bu şunu gösteriyor. Şimdi yollara çıkıyorum. Arada bu meslekten dolayı işte yayınlara falan giderken elimizden geldiği kadar çıkmıyoruz ama ya toplu taşımaları görüyoruz. Tıklım tıklım. Vatandaş toplu taşımaya binmesin de neyle gidecek işe? İşe gitmezse mesai de... saatleri... 900 gitmezse, lirayla mı geçinecek abi? Yani ben hakikaten çok üzülüyorum. 11-12 kişilik minibüste, minibüs dolmuşunda rahat 30 kişi vardı. Tıklım tıklım. Bunları denetim yapmak, şoförlere para ceza kesmek şey değil ki. Akıl yok. Nasıl akıl yok? Ya okul servisleri kenarda boşta, işsiz okul servisleri. Toplu taşıma yetmiyorsa okul servislerini devreye al. Akıl olmadığının, komple yönetim kalitesinin olmadığının bir başka göstergesi, milli eğitime bağlı anaokulları kapalı, aile bakışı, aile bakanlığına mı bağlı olan kreşler açık. İkisi de 3-4 yaş alabiliyor. Bir çocuk... Hiç anlayamadım yani, evet. Lütfen sakın anlamaya çalışmayın. Anladım. Bey değil. Peki İbrahim Bey, zamanımız dolduğu için hiç doldum ya. Vallahi yeni başlamıştık. Devam evet için ya. Söz veriyorum. Ben teşekkür ederim ya. Ekonomist yazar, Karar Gazetesi yazarı ve çok kıymetli ekonomist İbrahim Kahveci ile canlı bir sohbet yaptık. Hatalarımızı affedin. Minnettarım katıldığınız için. Size çok teşekkür ederim. Bilmukabil aynı şekilde. Karar camiasına mutlu yıllar. Sağlık. Teşekkür ederim Bilmukabil. Sağ olun. Evet, kapatıyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet, ağzım aldı, kapat.